çocuk oyun alanlarında buradaki kreşimize, bilim atölyemize hem Kolon senin üstüne mi düştü? Aha, ayağım. Şu anda nasıl? Şu an daha iyi. Biraz böyle. Ben de şu an. Nasıl çekiyorsun? 8. Bu da yine AFAD'la ilgili, hasar tespitle ilgili talepleri, ihtiyaçları olan vatandaşımız başvuru yapabilecekler. Şimdi buralarda böyle bir konteynerde bir şey. İnşallah bayağı seri. Tek yürek Türkiye. Eğitim Bakanlığımızla kurduk. Büyükşehir Belediye'mizle kurduğumuz kreşlerimizle. Hepimiz beraber. Elektrik vesaire filan hepsi var. Sıcak suyumuz var. Dolap da koyduk efendim hepsine. Orada mini buzdolapları var. Onun içinde de bütün gerekli eşyaları koyduk. Kahvaltı, ihtiyaç varsa bir ailenin hepsini temin ettik. Başkanım bu kadar hızlı, yani ancak evvelallah sizin sayınız sonra bakanlarımızın ve başkanımızın sayesinde oldu. Çok hızlı oldu. Bu halilerimiz de öyle. Sabaha kadar uyumadılar. Sabaha kadar uyumadılar. Hepsi beraber geldiler. Bakarım hepsi. Sabaha kadar elektrik yok. Ellerine fener aldılar. Fenerle beraber yaya gezdiler. Yani makam arabasıyla falan değil başkanım. Fenerle o karanlıkta. Tek tek bütün herkese tekrar ulaştılar. İhtiyaçlarını karşıladılar. Yapılacak bir şey varsa, hızlanması gereken bir şey varsa, yapılacak devletin yapabileceği ne varsa hepsini insanüstü bir hareketle fazlasıyla yaptılar. Uyku uyumadılar, yemek yemediler. Hatta bir tane Mehmetciğim gece saat 1:30'du. Ben soğuktan, ben 6 gün dışarıda kaldım şeyden. Soğuktan enkazın başında kaldım. 6 gün sonra çıktım hem cenazelerim. Mehmetcik bana dedi ki ne? Sen abi de düşüyorsun dedi. Kafasındaki beresini çıkarttı bana taktı. Kafasındaki beresini çıkarttı bana taktı. Bunu biz yaşadık. Allah şahit bunun hepsine. Şimdi burada asker yok diyemezsin. Burada devlet yok diyemezsin. İşte hepsi burada. Hepsi şahitler. Biz bunların hepsini yaşadık. Ama bunu yaşamayan uzaktan şöyle oldu böyle oldu. Gelsinler burada. 15 gün oldu bak. 6 gün ben o şeyin başında bekledim. Başkanım 6 gün enkazın başında bekledim. 6 gün. Onu anca yaşayan bilir. Yapılan bir şey meydandadır. Bak konteyner yapılmış. Bak içinde oturuyorsunuz başkanım. Bunu yok diyemezsiniz. Asker 3 saat uykuymuş. 3 saat. 21 saat çalışmış. Ekmek yememiş, su içmemiş. Operatörlerimiz söylemese tuvalete dahi gitmemiş. Bir tane canlıyı nasıl daha çabuk çıkarabiliriz diye. AFAD ekiplerimiz öylesine. Sivil kurtarma ekiplerimiz böylesine. Bu inkar olacak bir şey mi? İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, şuradan, buradan kalkıp da ya orada asker yoktu, orada kimse yokturdu. Ne yapmalıydık biz o can acısından bir tane canlıyı daha fazla sağlam çıkarabilmek için halk, devlet, bütün herkes el ele vermişken telefonlarımızı çıkarıp kayda mı alsaydık kendilerini ispatlamak için? Allah şahit yok artık, hepsine başkanım. Biz de buna şahidiz. Allah razı olsun. Senden de başkanım. Allah tuttuğunuz altınızı. Allah devletimize zarar vermesin. Allah sizi de getirsin. Valilerimiz olsun, başkanlarımız olsun. Allah razı olsun. Milletvekillerimiz olsun. Hepsi emirlerimizi bir fiil fazlasıyla yere getirsin. İnsanüstü bir tempoyla. Ben bunları bir saniye inkar edemem.